Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar. Şubat 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili oğlaklar, Şubat ayına enerjiniz çok güçlü başlıyorsunuz. Motivasyonunuz, fiziksel enerjiniz oldukça yerinde. Birçok gezegenin de ayın ilk günlerinde sizinle birlikte olması hem zihinsel anlamda hem duygusal ve fiziksel anlamda motivasyonunuzu arttıracak. Yaşamınızda yeni girişimler, yeni kararlar, başlangıçlar yapıyor olabilirsiniz ya da yaptığınız işleri yürütmeye çalışıyorsunuz. Özellikle bu dönem sizin için yılın tabii ki önemli, güçlü bir dönemi. Ve bu ay birçok gezegenin burcunuzdan ikinci evinize, para evinize doğru ilerleyecek olması. Dolayısıyla para ve finansal kazançlar anlamında da sizi çok önemli etkileyebilir. Özellikle ayın 13'üne kadar Mars burcunuzda. Dolayısıyla bu sizin için mücadele demek. Fiziksel enerjinizi zaman zaman kontrol etmekte zorlanabilirsiniz. Çünkü bu bazen çok öfkeli de yapabilir, sizi çok gergin de yapabilir ama işte fiziksel aktiviteleri arttırarak, spor yaparak bu enerjinizi dengelemeye çalışın. Aynı zamanda çok daha dayanıklısınız ve gerçekten çok cesur ve girişken olabileceğiniz bir aydasınız. Venüs de ayın ilk yarısında kişisel cazibenizi arttırıyor. Girdiğiniz ortamlarda dikkat çekebilir. Toplumsal, sosyal ilişkilerde de ikili ilişkilerinizde de daha hoş, daha verimli sonuçlar alabilirsiniz. Ve ayın 10'unda 20 derece Kova burcunda yeni ay doğacak. Bu yeni ay para evinizi aydınlatıyor. Her yeni ay biliyorsunuz yeni olasılıkları, yeni gündemleri hayatımıza taşıyor. Para evinizdeki bir yeni ay tabii ki sizin için bir para kazanma imkanı, bir iş imkanı ya da kazançlarınızda bir gelişme, bir değişim getirebilir ya da para durumunuzda, mal varlıklarınızda vereceğiniz kararlar olabilir, düzenlemeler olabilir, yatırımlarınız olabilir, alışverişleriniz olabilir, gelirler olduğu kadar harcamalarınız da olabilir. Para evinizdeki yeni ayla birlikte Uranüs'ün de bir etkisi olması biraz sürprizli ve hızlı gelişmenin olabileceğini de işaret ediyor. Tabii ki herkes aynı şekilde etkilenmeyecek. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 20 derece ve yakınlarında sabit burçlarda Boğa, Aslan, Akrep ya da Kova gezegenleriniz varsa bu yeni ay sizin için özellikle para konularında daha aktif olabilir. Mars 13'ünden itibaren Kova burcuna geçecek ve Venüs Kova burcuna geçecek. Dolayısıyla para harcamalarınızın artmasıyla birlikte evet kazanç imkanlarınız da var. Ama unutmayın Plüto da Kova burcuna geçti ve bu ay hem Mars hem Venüs Plüto ile kavuşacak. 14 Şubat, 15, 16, 17 Şubat hani buralarda önemli bir kavuşum enerjisi var. Dolayısıyla parayla ilgili konularda hayatınızda önemli etkiler alabilirsiniz. Bu bir baskı, bir güç mücadelesi, parasal bir ihtiyaç da olabilir. Ya da yeni bir para kazanma motivasyonu, yeni bir alan, yeni bir iş imkanı da olabilir sizin için. Evet, Mars, Plüto beklenmedik harcamalar biraz hani burada parasal manipülatif durumlar da çıkarabilir. Dolayısıyla lütfen maddi konulara bu ay daha temkinli yaklaşın. Hani farklı olasılıklar gelebilir hayatınıza. Dürtüsel davranmamak gerekiyor. Paranızı korumaya yönelik daha istikrarlı bir tutum içerisinde olmanızda fayda var. Ani harcama eğilimlerine karşı da biraz daha temkinli olmanız lazım. Özellikle teknolojiyle ilgili, dijital alanlarla ilgili, bilimsel konularla ilgili, elektrik, elektronik sektörüyle ilgili, havacılık, belki daha böyle astroloji ve astronomi ve benzeri alanlarla da ilgili işler, parasal konular, alışverişler falan hani hayatınıza teknoloji özellikle işte bilgisayarlar, internet üzerinde yapılacak girişimler, telefon ve benzeri alanlarda da artabilir. Masraflarınız da bu yönde öne çıkabilir ayın geneline baktığımızda. Güneş 19'una itibaren Balık burcuna geçecek. Merkür 23'ünde Balık burcuna geçecek. Ayın son haftasında özellikle yakın çevre ilişkilerinizde biraz daha yumuşak, daha paylaşımcı, daha konuşmaya, haberleşmeye yönelik hani daha sıcak bazı ilişkilerin artması mümkün görünüyor. 24 Şubat'ta Başak burcunun 5 derecesinde güzel bir dolunay var. Jüpiter'le olumlu bir açısı olduğu için bu dolunayın enerjisinin verimli, keyifli olduğunu söyleyebilirim ve size de güzel bir açıda. Zaten Jüpiter'den de olumlu bir açı alıyorsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın çok keyifli, çok verimli, şanslı bir dolunay olduğunu söyleyebilirim. 9. evinizdeki dolunay Jüpiter'in de desteğiyle beraber size güzel,
keyifli bir seyahat, bir yolculuk getirebilir ki bu biraz uzak mesafeler, yurt dışı, uluslararası konuları da içeriyor. Bununla birlikte sizin eğitim, akademik çalışmalarınız ya da çocuğunuzun eğitimi, akademik çalışmaları ve benzeri alanlarda bir hedefinize ulaşmanız, bir amacınıza kavuşmanız, bir şeyin sonuçlanması mümkün. Bununla birlikte bu akademik konular olduğu kadar hukuksal işler, iş girişimleri, internet üzerinde, medya üzerinde, sosyal medya üzerindeki yapılandırmalar, buralarda yaptığınız girişimler ve bunların sonuçlarını alma konusunda da sizin için çok verimli olabilir. Güzel haberler gelebilir sevgili oğlaklar. Ayın son günlerinde özellikle bu dolunayın enerjileri yaşamanızda şekillendirici olabilir. Çocuklarla da ilgili şanslı bir dolunay. Dolayısıyla böyle bir çocuk sahibi olmak konusunda da bence sizi destekleyecek gibi görünüyor. Ya da çocuklarınız ve onların girişimleriyle ilgili alanlarda eğitimleri, sınavları ya da kişisel hayatlarındaki açılımlarda da önemli fırsatlar karşınıza çıkarabilir. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.